Sevgili arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Far Changing Tides'a devam ediyoruz. Orhun Kalp YouTube kanalındaki canlı yayından bir kez izlediğinizi hatırlatayım. Arada chatle konuşursam o yüzden şaşırmayın. Let's Play kanalından izleyenlerdenseniz de videoya bir like destek olursanız sevinirim diye de ekleyeyim. Orada yakıtımız bitmiş ama tekrardan doldurduk, devam ediyoruz. Baraja alışmamızla geçti başlangıcı oyunun. Tamam yeter. Daha fazla gazlamayalım. Hop, yanlışlıkla oldu. Oğlum, merdivenden bir yere atlamakta hakikaten güçlük çekiyorum. Şöyle baktığımda yolumuz gene açık. Güzel. Ha, ileride şey var. Ya hızlı durdurmanın yolunu bulamadım gerçekten. Yeter o kadar. Çok ısınmasın araç. Hatta dur. Sen şuradan bir stopa alalım seni. Şuradan da aşağı ineyim. Sonarda bir şey gözüküyor çünkü. Bir şey... Ha, şu mu oydu acaba gözüken? Sanırım buymuş. Aynen buymuş. Gerçi çalıştırmak gerekiyor ki. Devam edelim. İlkine nazaran daha meşakkatli yapmışlar örgü kullanma olayını. Hoşuma da gitmedi değil. Adapte olamadım hemen ama hoşuma gitti açıkçası. Galiba yaklaşıyoruz şeye de, bir sonraki puzzle'a da. Müzik girdiğine göre. Sonar sadece bir şeyler olduğu zaman mı çalışıyor yoksa bir şekilde kapamayı mı başardık? Tane şey tespit ettik ama ne ettik? Sakin. Bu motoru durdurmanın yolu olması lazım ya. Sanki var da ben bir türlü çözememiş gibi hissediyorum. Neyse. Aşağıda bir şey yok mu duruyor? Şu ön kapıdan çıkarsak bir şey var mı? Yok, tamam. Yukarıdan mı geçeceğiz? Suya girelim. Geçmiyor herhalde. Suyla ateşi söndürmek çok yani muhtemelen oradaki ateşi hakikaten söndürebiliyormuşuz. Güzel. Şimdi bir dakika. Esas mevzu nereye gideceğimiz.
Şuradan yelkeni açıp tırmanarak çıkarım diye tahmin ediyorum. Tutunur musun güzel kardeşim? Merdivenleri tutunmak ve merdivenlerden atlamak konusunda niyeyse problem yaşıyorum. Şuradan tutup çekeceğiz. Arkadaşlar chatte çok fazla yapmam gereken şeyi söylüyorsunuz. Sormadığım sürece sormayın, söylemeyin. Hani bakmamamın sebebi birazcık backseat olmaması. Çözemezsem zaten nasıl yapacağız diye sorarım. O zaman söylersiniz. Çizimler bizim araçların çizimlerinden mi? Galiba. Aşağıda bir tane şey vardı. Bu ne? Ha, çağırmak için mi? Ha yok, tamam, dur, merdiven varmış üzerinde. İçerideki şeyler neymiş? Radyodan garip sesler geliyor. Hop, ters tarafa gittik. Güzel. Herhangi bir derdimiz de yok yani. Onu da bir kontrol ettim de. Onun boss fight alanına giriyormuşum gibi geldi de bu oyunda boss fight koymuş olabilirler mi acaba? Olabilirler. Tuzağa düştük. Peki. Şuradan aşağı atlayalım. Tamir edelim bunu. Bunu yanımızda almamız da gerekebilir. Bir saniye. Asansörmüş bu. Lan? Çıkamıyor muyum? Aa, ulan keşke. Allah. Lan bu ilginç. Neyse. Kısmet değilmiş. Discover the Ancients. Kadim olanları keşfet. Başarımını kazandık. Bayağı duvar şeyleri. Tsunami'ye karşı birileri. Hop, sal bunu. Kapıyı açtık. Çok da bir puzzle'lık yanı yokmuş ya. Şu tamamen bir açılsın.
Lan niye geçemiyorum? Şimdi açıldı. Ha, Urge'in altımıza gelmesini bekliyordu belli ki. Aşağıya indirmek için daha batıracağız mı? Yıkanmış oldu. Sıkıntı yok. Bir sabit dur. Dengeleyelim. Bu okey. Şimdi oldu. Yeni bir şey daha taktık ayrıca. All patched up. Oha! Zaten bizim kuyruğumuzmuş bu. Ben de şey diye bakıyorum hani hız motoru falan gibi bir şeye benziyordu tek başınayken de. Açıl bakayım. Çok yüksekten düştük ama bir şey olmadı. Neymiş peki bu şimdi? Bir şey almak için kullanabileceğimiz bir şey bu. Duruyor. Şu yukarıya nasıl çıkacağım? Tamam. Kanca atıyoruz. Peki. Şuradan da bir bakalım. Mesela. Belli. Bunu verdiğine göre zaten bir şey aldıracak bize. Şuradan. Otomatik olarak bağlanmış mı o ya? Eyvah. Bağlanmış şeyi bozduk, iyi mi? Sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Geri çekerken muhtemelen otomatik alacak zaten onu. Madem otomatik bağlanıyorsun. Değil mi? Aldı. Ha, lootmuş. Okey. İhtiyacımız var mıydı? Yok. Ama burası da kabin mi? Şöyle yakın baktığımızda kuma havuzuna benziyor lan. Ha, bu da yukarıyı mı açıyor? Bunun da var belli ki bir olayı. Şunu da alalım. Güzel. Kapıyı nasıl açarım peki? Aşağıda bir şeyler vardı. Şuradan bir inelim. Kaydık. Lan dur. Tuş koymuşlar. Anahtar paspasın altında gibi olmuş. Arkadaşlar, chat'e baktığım zaman yani ne yapmam gerektiğini söyleyenleri banlayacağım artık.
Sormadan söyleyenler en azından. Neyse ki yaptıktan sonra bakıyorum. Çözemediğim bir şey olduğu zaman bir kere daha uyarıyorum. Çözemediğim bir şey olduğu zaman zaten soracağım. Yani belli ki oynamışsınız veya izlemişsiniz, biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Çok takılırsam, baktım geçemeyecek gibi olursam sorarım. ...2022 yılındayız ya. Twitch'e diyorum. Canlı, ilk kez canlı yayın izlemiyorsunuz YouTube'da ya da Twitch'te vesairede. Backseating'in ne olduğunu... Ulan yukarıda bir şeyler daha da vardı bu arada ama neyse. Sonlara bakılırsa hakikaten yukarılarda bir şeyler daha varmış ama çok önemli değil. Yakıtımız var. Her şeyimiz tamam. Bu oyun bağımsız mı? Evet, bağımsız oyun Mustafa. Son zamanlarda biraz gergin misin? Yok, aksine tam tersi. Pamuk gibiyim şu anda ama her seferinde yani söylememe rağmen inatla backseating yapılıyor olması böyle konuşmamı gerektiriyor demek ki diye hissettiriyor. Güzel. Tam gaz devam ediyoruz. Bu arada bu dalgalar çok hayra alamet olmayabilir. İlk kez dalgalanmaya başladı yol. Biraz daha harlayalım. Rüzgar da çıkar gibi oldu ama yine şuradan bir yelkenleri açmanın daha kolay yolu olmalı ya. Her seferinde buraya çıkmamıza sanki gerek yokmuş gibi hissediyorum ama bulamadım da eğer varsa başka bir yolu. Şöyle aldığımda aynen. Motor dursun zaten, çok önemli değil. Yelkeni yok mu geminin diye sorarken yelkeni açmış olduk Ali. Ya evet, zaten İlk oyunda bir de az da kullanıyorduk ha. İkinci oyuna daha çok şey yapmışlar. Yeni yelken mekanikleriyle de vesaireyle de beraber. Güzel olmuş. Rüzgar fazla yavaş mı götürdü bizi ya? Sanki bir yandan da şöyle bir motoru da bir ayarlamak lazımmış gibi geliyor. Tek başına az kaldı, hafif yani şeymiş, rüzgarlar sakinmiş. Yani bir gazlayalım. Hep alışkanlık hep yukarıya doğru çıkasım geliyor. İkisi beraber çalışınca iyi çalıştık yalnız bu arada. Şuradan da kaç tane şeyi şöyle alalım. Hop. Lan. Gerçekten merdivenler. Herhangi bir derdimiz yok motorla alakalı. Bir gözüm bir yandan da orada da. Şimdi yelkeni indirmem gerekiyorsa diye de galiba uzun yoldan gittik de. Bir yere çarpacağımız belliydi. Şunu bir kapatalım. Tekrar geri dönelim. Ah!
Birazcık gazlayabiliriz. Gerimizde bir şey kaldı galiba. Geri dönmeyeceğim ya. Ya da hazır durmuşken şu arkada ne varmış ona bir bakayım. Oha yalnız suyun altı da. Çok tekin değilmiş gibi hissettim. Balina var. Balinayı mı gördü acaba şey sonar? Olabilir mi? Mantık olarak olabilir. Olmasa şey. Loot var burada. Bunu almak için oraya nasıl girilir? Şuraya açarsın. Buradan girip çekersen olur gibi duruyor. E alalım. O balina ile başımız belaya girmeyecekse. Şurada gördüğümüz nedir? Tamam, şunun yanına geldiğimizde. Çıkan ses de. Acaba direkt bu kadar uzun süre gidebilir miyim acaba? Çok acayip olur götürebilirsem gerçekten. Aracı geri getirmekten daha kolay olacak çünkü. Şurası mıydı? Geçmişim. Şuradan gireceğim. Vallahi getirdik. Güzel. Yakıttan başka bir şey çıkacağını zannetmiyorum da gene de yakalamışken bir bakasım geldi. Çek bakalım. Bir yerlere takılmadan da çekebilecek mi mesela? O da bir muamma. Çekiyormuş gibi duruyor hala. Vallahi geldi. Nice. Kaçta 4 tane mi gelmiş? Ki 5 tane hatta gelmiş. Bunlar bizi bayağı görür. E iyi ki aldık ya. Şunu da alalım. Bunu da aşağıya takalım. Zaten takılıymış. O zaman direkt bunu şeye atayım. Devam edebiliriz. Oyalandık ama hayırlı bir iş için oyalandık. Deniz canlıları saldırabiliyor mu emin değilim Jimbo. Yani çok saldırdıklarını zannetmiyorum ama belli de olmaz. İleride öyle bir sekans da belki olabilir. Yağmur da başlayacak gibi ha. Diyecektim ki başladı.
Dead Cells yarın oynayacağız arkadaşlar. Ah şu an keşke Rock gibi Sea of Thieves gibi tam 3D olsa da denizler dolaşsa. Ya açıkçası bu oyunun güzel yanı zaten hani böyle işin içine crafting'i bilmem neyi vesaireyi sokmadan şey bitmiş. Çok belli bir tecrübeyi hani sunması gibi geliyor bana ya. Böyle çizgisel, düz, birkaç saatte biten, hikayesini anlatırken de öyle çok da şeyi de kasmayan. Fırtınaya girince bayağı bir ses de arttı. Rüzgar çok gibi de açmalı mıyım çok bilemiyorum. Sanki fırtınaya doğru ilerliyormuşuz gibi geliyor. Yelken açmak tehlikeli olabilir diye açmadım ama açalım ya. Korkanın çocuğu olmaz. Twitch'i bıraktın mı? Evet, Aralık ayından beri şeyde, YouTube'da yayın açıyorum. Aha. Tam bu sebepten açmamıştım. Yıldırım çarptı direkt. Paratoner takmak lazım. Gazlayalım. Biraz da ısıtalım ya motoru, bir şey olmaz. Yine şurada durayım da çok ısınırsa pat diye kapatırız. Tabii ilk oyunda da vardı arkadaşlar. Fırtına içerisinde şeyi açarsanız patlamaya yaklaşmadan zaten sakinledi. Müzikler fena değil. Müzikler zaten en başından beri evet söylüyorum baya güzel. Ya atmosfer şahane. Görsellik olarak da çok iyi. Müzikler de tatlı. Şu an zaten maksimumdayız rağmen. Bir daha açmayı deneyeyim mi? Gerçi gene hasar alacak canım yani. Giderken bir yandan şey yapayım. Geminin işlerini toparlayayım. Şuraya şunları basayım. Yakıtımız elimizin altında olsun. Basabildik mi ya? Bir tane yok mu derim? Hay Allah. Fırlattım galiba. Allah. Neden ya? Isındı mı? Ben mi görmedim? Motor ısısı iyiydi sanki. Gözümden kaçmış da olabilir tabii. İlk oyunda yanınca kıvılcım çıkıyor, nasıl tamir ediyorduk? Şey vardı ya, tamir kiti vardı. Ya kiti değil de şeyi vardı. Bölgesi vardı. İstasyonu vardı. Onun aracılığıyla tamir ediyorduk.
Burada direkt şey yapmışlar böyle. Kaynak makinesi gibi bir şey yapmışlar. Bu arada fırtına alanına çıktık. Yelken açsam açabilirim sanki şu an. Hay Allah. Yolumuz açığa benziyor. Biraz çekmem gerekecek. Geminin içini şu an göremiyorum. Isımızla vesaireyle alakalı bir derdimiz yok. Sonar, ha sonar şeyi gösteriyor. Yakında bir şeyler var. Kapatmaya hazır olayım da ben. Diyecektim ki zaten evet çarptık. Peki. Direkt çıkalım. Buradan yolu nasıl açacağız? Tekerlek falan lazım ya. Bildiğin sanki karadan devam edecekmişiz gibi hissettim ama. Yayın YouTube özel mi derken? Buradan hop şöyle. Aa. Bayağı da yaklaştık hayvanlarla. Bunun olayı nedir? Gemiyi mi çekeceğim? Öyle bir şey olmaz dur. İçerisi çok garipti bir dakika. Ha yok tamam. Kan zannettim ya çizimleri. Tamam buradan daha fazla çekemiyoruz. Ne varmış yukarıda bir bakalım. Müzik de bir ilginçleşti. Bunu çekecekmişiz. Peki. Bunu çekmeyecek miymişiz? Ha yok, YouTube'da açıyoruz arkadaşlar yayınları. Aralıktan beri sadece YouTube'da açıyorum. Acaba suyu boşaltacak mıydım da yukarı mı çıkacaktım? Multiplayer'e dönmeyi düşünüyor musun ne demek ya? Multiplayer'dan ayrılmadım ki. İyice yukarı çıktığımızda ne varmış ona bir bakayım da. Yes. Ters tarafa gitmişiz. Lan dur düşüyordum. Çekebilir miyim ki ya o ortumu? Sanki yanlış bir şeylerle uğraşıyormuşum gibi geldi ama neyse at şöyle. Gayet oluyormuş ya.
Peki. Şimdi buradan geçince devasa bir, her zaman olduğu gibi merdivenden düştük. Vay. Rüzgar jeneratörü gibi bir şey mi? Yok, aşağı indiriyor şeyi. Peki. Şimdi bunu aşağıya götüreceğiz. Basit puzzle'mış aslında. Oyunun sanat tasarım mekanikleri çok güzel. Hakikaten zaten benim ilk, hani oyunun da ilgimi çeken yanı ilk etapta oydu. Daha doğrusu ilk gözüme kestirdiğim an oydu diyeyim. Oynayınca da zaten çok tatlı bir oyun buldum. Bu arada yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz yayına gelenlerden. Bahsediyorum. Eğer ki beğenmediyseniz videoyu, şey, yayını da beğenerek destek olursanız ya da Orhun Kayatlısı bir kanalından izleyenlerden de aynı şeyi, videoyu beğenerek destek olmalarını rica edeceğim. Buna bastık ama çekiyor mu şu an? Ha, çekiyor, tamam. Çektikten sonra yanlış oldu. Aşağı at bakalım. Basılı tutmak gerekiyor iyice. Dönme. Yanlışlıkla bastım ona ya. Kulağımın içine bulunuyor bu arada. Çok sinir bozucu ama. Uzaklaştıkta kendine geldi. Ryzen 3 API oynatırım. Çok acayip bir sistem gerek... Aa, direkt takıldı. Okey. Acayip bir sistem gereksinime sahip bir oyun değil ya. Oynatır diye tahmin ediyorum. Laptoplarınızda vesaire de oynayabilirsiniz. Ya da işte direkt işlemciye entegre ekran kartlarıyla da oynanır diye tahmin ediyorum. Bu hangi özelliği açtı acaba? 20 bin. Ha, 20 bin fersah. O ne işe yarıyor ki ya? Allah Allah. Aa, deniz altına dönüştük. Karaya çıkacağız diye düşünüyordum ben de. Oha. Oğlum çok tatlıymış. O ne be? Windows şeyi geldi, uyarısı geldi. Yayın bilgisayarına. Nasıl hareket edeceğiz burada? Da
Giriş çıkışlar nereden? Alttan mı sadece artık? Ha, önden de yapılıyor. Okey. Niyeyse çıktığım yerden giremedim az evvel de. Şaşırttı o beni. Peki diyelim ki gaza bastım. Çok yere batırdık galiba da. Salar mısın şunu? Terse çevirip birazını galiba şey yapmam gerekecek. Çok mu batırdık? Çok batırmışız. Tamam, böyle kontrol ediyoruz. Sanırım. Güzel. Bak bu kontrol bayağı bir yeni bir şey. İlk oyunda tabii ki hiç böyle şeyler yoktu. Çarpma. Ah be. Ekstra dikkat etmemiz gereken bir şey daha ortaya çıktı. Pardon. Arada motoru da unutmamam lazım. Bu arada bir dakika. Benim bir çıkıp şuradan varsa yakıt almam gerekiyor. Bir şey gördük de. Eyvah, bunları tek tek mi taşıyacağız ya? Yakıtsız kalmamam lazım. Zaten burada bir tane de şey de varmış. Tamam. Şöyle yapalım. Bir daha çıkmayacağım ya. İleride karşımıza daha net bir şey çıkar. Ne alır mısın güzel kardeşim ha? Şimdi devam edeceğim yoluma. Heyecanlı yerlerine geldik çünkü. Şey toplamak, uğraşmak istemiyorum. Serdar hoş geldin. Peşifisinde bayıldım, bir sonraki pazar üyesine merak ettim. Evet evet, ya ilk oyunda da böyleydi. Şimdi karşımıza ne gelecek, ne olacak, ne bitecek diye merak ettire oynuyorduk. Oynatıyordu kendini. İkincisinde daha da geliştirmişler hakikaten ya. Ben de tam aslında ilk oyunda en çok sevdiğim şey hani şu yolculuk esnasında aracın kontrollerinin de kısmen bizde olmasıydı vesaire. Bağ kuruyordun yani araçla. Onu daha da geliştirmişler ve daha etkileyici şeye de götürmüşler. Biraz daha batıralım. Yakında bir şey gelecek karşımıza. Onu lootlarız çok geçmeden.
in aşağıya. Ya sürekli bir yerlerde bir şeyler var. Şunu şuraya assak ya. Şu gerideki zımbırtları toplayayım. İhtiyaç olacakmış gibi geliyor. Çok geçmeden basitte alması basitken de kaçırmayalım ki. Al bunu. Şunu da aldık mıydı? Yolumuza tam gaz devam edebiliriz. Şimdi bir tane bir şey dolduracağız. Takılacak mı oraya ya? Kıl payı geçtik. Güzel. Tamam. Buradan seyredelim. Tamamen yukarı mı çıkacağız acaba? Şu an açıkmış gibi geliyor yukarısı. Nautilus gibi gidiyoruz. Evet. Nergis hoş geldin. Eyvallah Ömer. Nice. Bir sonraki şeye kadar bir sonraki bölgeye kadar bu şekil seyre devam edebiliriz. Yeni bir puzzle alanına geliyor muyuz diye de baktım da. İlerliyor, çok fazla göremiyor olmamız. Bakayım burada yapılacak iş var mı? Tavanı kapatalım. Rüzgar zaten yok diye tahmin ediyorum. Aynen, rüzgar yok. Durmamız lazım ama yetişemeyeceğim galiba. Çarptık. Yapacak bir şey yok. Şimdi aşağıdan bir gidiş var. Yine aracı mı batıracağız? Yok, aracı batırmak işimize yaramayacak. Şuralarda bir yerlerde sonların yakal... Ha, bunu yukarı çekeceğiz herhalde. Tamam. Okey. Gidelim çekelim. Sonların yakaladığı şey oradaki kancaydı muhtemelen. Şuradan alalım. O kadar şey çekebilecek mi gerçekten bu ya? Yani bunun için yapmışlar nihayetinde. Ha, kapıyı açıyor, yukarı kaldırmıyor. Okey.
önümüzdeki kapıyı açmak için kullanacağımız ya da önümüzdeki kapı değil de su altından mı gireceğiz yine acaba? Tamamen açmak için uğraşıyorum çünkü yani bırakırım tekrar kapanmaya başlar tamamını açmadım diye tekrar uğraşmayalım. Şuradan ineceğiz. Gemiyi buradan sokmak istesem de sokamam zaten yeteri kadar açık değil. Şuradan ha yine geçmişten bir şeyler. Müzik hiç hoş değil. Ortam da gergin. Ya lütfen su altında birileriyle kapışmayalım ya. Lütfen. Çok rica ediyorum. En gerildiğim şeylerden bir tanesi. Kapıyı açtım galiba burada da. Ha. Sırf onun için mi yaptık bunu ya? Loot'u da tabii alalım. Güzel şey loot da. Yoluma devam etmemi nasıl sağlayacak bu loot? Hadi bakalım. Okey. Şunları içeri atayım. Ama derdimi çözmedin sen benim. Ben yine bunu da alıp ineyim de. Ha, bu varmış. Pancaya gerek yokmuş ama yine de aldık, sıkıntı yok. Ne açıldı? Direkt kapıyı mı açtık? Ulan miniciyiz be. Güzel, turn on the lights. Işıkları açtık. Kancayı da geri çekmek gerekecek. Gemiyi de batıracağız yine. Şuradan. Geldiği kadar gelsin o. Şuradan da şöyle çıkalım. Sen bir şurada kancaya asayım seni de. Ayak altında dolaşma. Ha gayret. Ters tarafa basıyormuş suyu. Güzel. Burada durabiliriz. Açalım motorumuzu, devam edelim. Oyun gayet güzel Aykut. Tavsiye ederim. Game Pass'iniz de varsa kendinizin oynamanızı da tavsiye ederim. İlk oyundan daha da ileriye taşımışlar. Ben bayağı keyif alıyorum açıkçası. Tamam, daha fazla şey yapmayalım. Şunu tutayım da ben. Yükselmemiz falan gerekirse. Sanırım şu an yükselmeli miyim? Yok. Çok yükseleceğimiz bir durum yok.
Sonar bir şey gösteriyor mu? Geride kalanı gösteriyor. Ekstra bir şey yok. Aa, şey bitmiş. Yakıt bitmiş. Aynı anda pek çok şeyi takip etmek gerekiyor. Ben bazen unutuyorum bazı şeyleri. Biraz batmamız gerekecek. Garanti olsun, biraz daha batalım. Yükselmeye başlayalım biraz. Dibe oturmayalım da. Son anda çakmadık. Galiba su üstüne çıkmanın vakti geldi ya. Evet. Gelmiş hatta. Şeyi de açabiliriz. Yelkenleri de açabiliriz. Rüzgar da var çünkü. Güzel. Yolumuz açık değil mi? O kayalıkları sürtecek mi bizim yelkenler ya? Sürtmez herhalde. Sanki boşluk var gibi duruyor. Teşekkür ederim Ömer. Atlattım ya. Geçen hafta biraz hastaydım ama toparladım yani. Buralarda yine önceki medeniyetten kalıntıları görebiliyoruz. Su altında falan bir şey var mı? Yok. Tamam. Sığ yerler buralar sadece. Yelkenleri ayarlayayım tekrar. Burada bir şey mi varmış ya? Yıkılmış bir, ne derler onun adına, bir tesis varmış da yıkılmış gibi sanki. Sürtme be. Vallahi sürtecek. Neyse. Yok, buradan artık. Eğmen lazım bunu da. Güzel. Son anda. Hasar almadan. Ha, almışız ya. Ulan hasar almadık zannettim ama almışız. Neyse. Problem değil. Şuradan. Gazımızı verelim. Şunları da aşağıya yerleştireyim. Şurada da şey var. Yakıtımız azaldı gibi hissetmiştim ama varmış, bayağı bir depolamışız. Burada bir tane daha da var. Önümüze bir şey çıkmıyordur diye tahmin ediyorum ve ümit ediyorum aslında biraz da.
Tamam, çıkmadı. Güzel. Tekrar yelken de açabilirim aslında da. Şu yelkeni bir tamir edeyim evvela. Tekrar açalım. Bütün yol kahramızı çekiyor gemi. Azıcık bakımını yapmak lazım aslında. Selamlar yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Burç, hoş geldin. İlk oyunun adı Fallen Sails, zaten söylemiş Ron Weasley. Sekiro'ya devam edeceğim. Ama şu an oynamak istediğim başka oyunlar var. Çarpar mıyız? Ulan çarpacağız. Tamam, otomatikte durdu zaten. Şuradan geçiyoruz. Çarpar kaçabilir miyiz ya bunu? Sanki puzzle değilmiş de şey varmış gibi hissettim. Allah Allah. Genelde öyle yaptırmamayı tercih ediyor ama. Yukarıda iki tane şey var. Şunu bir aşağı sal. Buradan sıkılacak yer varmış ya. Tamam. Yakınlaşmam lazım ama. Yok, dur, bunu niye indirdim ya? Kalsın. Hatta evet, yelkenle. Yelkenle yanaşmak da zor olacak ama neyse, dur deneyelim. Tam durmasını istediğim yerde durmayabilir. Zaten çarpıp duruyormuş. Okey. Pekala. Ama dur ya. Orhun Kayalp Display kanalından izleyenler bir sonraki bölümden devam edebilirler. Uzun bölüm olacak yoksa, çünkü 1 saat 5 dakika geçmişiz. Biz Orhun Kayalp YouTube kanalındaki canlı yayına devam ediyoruz. Display kanalından izleyenlerdenseniz de videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Sonraki bölümde görüşürüz.